Teknolojiyle donatılmış 1994 Mitsubishi GT-VR 4 6 haneli bir fiyatı olmamasına rağmen 3 litrelik 320 beygir gücünce çift turbo ve 6 motoru sayesinde büyük bir performans gösteriyor. Ama fütüristik özellikleri arabanın duruşunu bozuyor. Arkadaki rüzgarlık çalışmıyor. Sonradan eklenen özellikler arabanın yapısını bozuyor. Evet. Dump valfi. Ant ve ben bu Japon harikasını bütçemizi aşmadan fabrika çıkışı haline getirmeye kararlıyız. Sadece aktif kısımlara bakma. Çünkü aktif egzozuna da bakman gerekecek. Başka ne var? Tadilat, tamirat. Bu sabah erkenden kalktım. Bir arabaya bakmaya gidiyorum. Bu araba muhtemelen 90'lı yılların en teknolojiyle donatılmış arabası. Bir Mitsubishi 3000 GT-VR 4. Bu arabaların 90 modelinde aktif havalandırma sistemi, aktif egzoz ve aktif direksiyon da var. Bu arabanın her tarafı teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. İnanılmaz bir şey. 1994 yılında bunu bir adım daha öteye taşıdılar. 5 vitesli modele bir vites daha eklediler. Artık 6 vitesli oldu. Ardından da kaputun altına 20 beygir gücü daha ekleyerek arabayı 320 beygir gücüne çıkardılar. Araba için 7500 dolar istiyorlar. Bu fiyatta hiç değişiklik yapılmamış. Üçüncü el arabalar biliyorum, evet. İstediği fiyat aslında onu yeniden yapılandırma fiyatı. Umarım her şeyi bana bahsettiği gibidir. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Jeff benimle bir araba pazarında buluşma ayarladı. Her ne kadar Jeff arabanın bu fiyata değdiğini söylese de ben çok dikkatli olmak zorundayım. Bu Mitsubishi'de eğer aktif havalandırma ve aktif teknoloji çalışıyorsa harika. Ama eğer çalışmazsa çok pahalıya çıkar. Jeff olmalısın. Mike. Nasılsınız? Çok iyi dostum. Benimle buluşmak için ne kadar güzel bir yer seçmişsiniz. Burası küçük bir araba pazarı ama aslında biraz da risk almışsın. Çünkü buraya doğru yürürken birçok satılık araba var. Evet, doğru ama hiçbiri bunun kadar alımlı değil. Çok güzel görünüyor. Bana biraz arabadan bahset. Ne zaman almıştın? Araba 2001'den beri bende. Neden satıyorsun peki? Aslında bir 2013 GT500 almak için elime bir fırsat geçti. Yani kendine yeni bir oyuncak buldun. Arabaya sahip olduğun süre içinde başına bir kaza ya da bir olay geldi mi? Hayır. Sadece ufak tefek değişiklikler yaptım. Evet, burada bir hava filtresi ve büyük bir damp var olduğunu görüyorum. Sesini duymak isterim. Benim için çalışır Tabii, mısın? Tabii, sorun değil. Biraz gaz ver Jeff. İşte dump valve burada. Tamamdır. Durdurabilirsin artık. Kaputun altındakiler çok iyi görünüyor. Jantlar standart, öyle değil mi? Hayır, fabrika çıkışı değiller. Ben aldığımda böyleydi. Özellikle kliperlerinden belli oluyor. Hiç boşluk bırakılmamış. Doğru, anladım. Büyük boş frenleri var. Delikleri ve hava boşlukları da çok hoş görünüyor. İçi de çok güzel görünüyor. Koltuk başlıkları biraz yıpranmış. Ama başka bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Bana telefonda aktif havalandırma sisteminde bir sorun olduğunu söylemiştin. Arabayı aldığımdan beri rüzgarlık hiç çalışmadı. Olması gerektiği gibi çalıştığını görmedim. Ben de tamir etmek için zaman harcamadım. Ayrıca aktif egzozunda da bir problem olduğundan bahsetmiştim. Aktif egzoz sistemi spor modunda sıkışıp kaldı. Onunla hiç uğraşmadım çünkü spor modu bana çok uygun geldi. Bence bu araba bana bağırıyor. Sadece renginden dolayı da değil. Bana onu yola çıkarıp bir test sürüşü yapmam için de bağırıyor. Arabayı bir test sürüşüne çıkarmamda sakınca var mı? Tabii ki. Sanki 320 tane Japon beygiri koşturuyor. Bu harika bir şey. Bu arabanın 3 litrelik 24 valfi ve çift eksantrikli kuvvetli bir V6 motoru var. Kaputun altında bolca güç toplanmış halde. Bu harika görünümlü bir araba. Ama biraz sorunları var. Size hemen söyleyebileceğim sorunlardan biri de arabanın vites geçişlerinden hiç hoşlanmadım. Geçmek istediğiniz vitesi bulmak çok zor. Bu hiç de iyi görünmüyor. Arka kısımdaki rüzgarlıklar çalışmıyor.
Arka bagajın çıkıp inmesi lazım. Rüzgarlığın da açılması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, bunlar sorun olarak karşımıza çıkıyor. Aktif direksiyon olmasına rağmen bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü direksiyonu çevirdiğim zaman arka tekerleklerin de aynı yöne dönmesi gerekiyor. Bu yüksek hızlı arabanın yolu tutması, sağlam durması gerekiyor. Şu anda standart bir arabadan farkı yok. Bunun da tamir edilmesi gerekiyor. Evet. Aktif egzozumuz var. Ve bastığım zaman... Hayır, bir şey olmuyor. Egzozda kelebekler varmış gibi. Belli ki tamamen bozulmuş. Bu bir klasik araba mı? Kesinlikle öyle. Teknik olarak modern klasik olarak biliniyor. Eğer bu arabayı daha ucuz bir fiyatı alıp arabanın üzerinde çalışıp arızalarını giderebilirsek bundan kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracağız. Evet Mike, ne düşünüyorsun? Yani bu araba hakkında söylenebilecek birçok güzel şey var. Aslında tam da beklediğim gibi çıktı. Sadece birkaç tane sorunu var. Vites kutusu da onlardan biri. Anlıyorum. Üstünde kısa geçiş ayarı var. Sana biraz garip gelmiş olabilir. Çok garipti. Doğru vitese bir türlü geçemedim. Bir de arkadaki aktif rüzgarlık, aktif egzoz ve dört tekerlekli direksiyon düzgün çalışmıyor. Anladım. Fiyatı indirmek için pazarlık yapmak istiyorsun ama istediğim fiyat çok makul. $7,500. Ben daha çok 6,000 gibi düşünmüştüm. 7,000 daha iyi. 7,000 benim işimi görür. $7,000 yaklaşık 5,000 İngiliz pound eder. Bak ne diyeceğim. Senin için $6,500 vereyim. Bugün nakit olarak öderim. Sen de bu güzel Mustang'i paketleyip evine yüzünde güzel bir gülümsemeyle dönersin. Ne diyorsun? Hadi ama. Tamam olsun. Çok teşekkür ederim. 6500. İnanılmaz bir 3000 GT aldım. Çok mutluyum. Harika bir şey. Evet, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. $6,500 bu araba için çok iyi bir fiyat. Yaklaşık 4800 pound yapıyor. Bu araba için doğru olan şeyleri yapacağımızı biliyorum. Bunu tamirhaneye götürüyorum. Ant buna bayılacak. Parlak ve hızlı. Aynı Ant gibi. Gerçekten de gördüğü zaman yüzünün halini çok merak ediyorum. Ant bu aracı çok sevecek. VR4 mü? Evet, buna bayılacağını düşündüm. Bu benimle yaşıt resmen. Evet, bir Mitsubishi 3000 GT VR4. Ne motor ama. İç mekanı çok güzel. Bu nedir? O emme basıncını gösteriyor. Garip bir şekilde oraya koymuşlar. Saat takmıştım. Kolum oraya çarpıp durdu. Saçma bir yer. Evet, bu da arabanın zayıf noktası. Kısa geçiş ayarı var. Traktör gibi duruyor. Sürüşü de traktör gibi, sürmesi çok zor. Geri vitese bile zor geçtim. Bence onu çıkarıp orijinalini koymalıyız. Sesi nasıl peki? Sesi güzel, Japon güvenliği. Düğmeye basınca çalışıyor. Biraz gaz ver, evet hadi. Dump valfi. Biliyorum. Arabaya sonradan eklenmiş. Bazılarının hoşuna gidiyor ama bence arabanın astımı varmış gibi ses çıkarıyor. Bence çıkarıp atalım bunu. Ne dersin? Katılıyorum. Kaputu kaldır da sana diğer şeyleri göstereyim. Baksana, her şey buraya nasıl da sıkıştırılmış. Evet, çok düzenli. Güzel değil mi? Sonradan eklenen şu hava filtresinden kurtulalım ve tabii ki dump valfinden de. Metal sesi mi geliyor? Aslında iticilerden geliyor. Bu arabalarda çok görülen bir arıza. Bunu almaya gelen herhangi biri şöyle bir baktığında bu sesi duyup hemen oradan uzaklaşır. Evet, o zaman sesi hallet, hava filtresini çıkar, dump valfine at. Harika. Çok güzel bir araba değil mi? Evet, baksana, teknolojiyle donatılmış. Aktif rüzgarlıklar bile var. Şu anda pek aktif değiller. Ne? Bu çalışmıyor mu? Bak, pahalıya mal olabilir. İşin içine girmeden asla bilemezsin. Bu araba ne kadar? Araba ucuzdu. Sadece $6,500. 5000 pound'dan daha az. Bu da bize tamiratını yapmamız için yeterli bütçe bıraktı. İyiymiş. Ve aktif dört tekerlek direksiyonu.
Evet, biliyorum. Büyük, uzun bir listem var. Bunun için üzgünüm. Bu araba üzerinde yapılacak çok iş var ve sadece çalışan aktif sistemleri değil, aktif egzoza da bir bakman gerekecek. Parçaları ben alırım, merak başka etme. Başka bir şey var mı? Tadilat, tamirat. Tadilat, tamirat. Bu Mitsubishi 3000 GT-VR 4'ü aldım. Yollarda muhteşem gidiyor. Sanki 320 tane Japon beygiri koşturuyor. Araba pazarında harika görünüyor. Bu muhteşem bir araç. Dostum çok teşekkür ederim ama aktif sistemleri yoldan çıkmış görünüyor. Motordan da metal sesleri geliyor. Bu modellerde hep olan bir sorun bu. Dışarı bakıp Mike'ın bu VR 4'ü aldığını gördüğümde bir anda çocukluğuma dönüverdim. Çünkü çok net hatırlıyorum, gençliğimde babamın arkadaşında aynı bu arabadan vardı. Arabanın arkasına bakıp şöyle derdim, vay be süper bir İtalyan araba. Bizimkinde birkaç sıkıntı var tabii, onları halledeceğim. İşe önce şu metal sesini halletmekle başlayacağım. Bakalım sesi nasıl düzelteceğiz, evet. 90'lı yıllarda bu motor metal sesi çıkartmasıyla ünlüydü. Buradan yani alttan gelen bir ses bu. Bakın buranın dibinden geliyor. Bu da benim birkaç şeyi çıkartmam anlamına geliyor. Önce aküyü ve hava girişini sağlayan boruları çıkarıyorum. Soğutucunun borularını da söküyorum. Bu parça sonradan eklenmiş olan boşaltma valfi. Gerçekten çok gürültülü bir sese sebep olur. Doğrudan çöpe gidiyor. Ardından emme manifoldunu motora bağlayan civataları söküyorum. Bu civataların farklı uzunlukta olduğunu görebilirsiniz. Karıştırmamaya dikkat ediyorum. Tabii aynı yerlere gelmelerini de. Emme manifoldunu yolumuzdan çektikten sonra iticileri ortaya çıkarmak için valve kapaklarını sökebilirim. İticilerin ses yapması motorlarda çok bilindik bir sıkıntı. Bu da benim işimi kolaylaştırır. Motor ortaya çıktığı için V6'nın yapısını burada görebiliyorsunuz. 3 tane buji var. Her bir pistonun üzerinde bir tane. Aynısı karşı tarafta da var. Toplamda 6 piston var. Motor V şeklinde olduğu için buna V6 motor deniyor. Buradaki sıkıntı küçük iticilerin bu külbütörlerin altına saklanmış olmaları. Bizim metal sesimiz de buradan kaynaklanıyor. Ama iyi haber, motoru daha fazla sökmeme gerek kalmayacak. Daha fazla civata somun çıkarmayacağım. Hepsini bu küçük özel aletle yapacağım. İşte bu. Bu biraz evde yapılmış, böyle basit bir alete benzeyebilir ama aslında motoru çıkarmak için özel yapılmış bir şey. Tüm bu çıkıntılar ve dişler, buradakiler, eksantrik miline tam oturuyor. Biraz bastırıp yayı gevşetiyorum. Artık külbütörler kolayca elime geliyor. İşte böyle, bakın. Artık iticiyi çıkartabilirim. İşte sesimizi çıkaran bu. Her iki tarafta 12 tane olmak üzere toplamda 24 tane itici mevcut. Dikkat etmem gereken nokta iticileri ortaya çıkarmak için krank milini elimle çevirerek çıkarmak.
Sıra eskileri yenilerle değiştirmeye geldi. Yeni iticilerimiz üzerinde yaptığım işlem şu: onları bütün gece yağın içinde bıraktım. Böylece girinti ve çıkıntıları iyice yağlandı. Böylece motora taktığım zaman tamamen yağlanmış olacaklar. Çıkarttığım iticilerdeki sorunu burada görebilirsiniz. Alt kısmında küçük deliğin boyutu bu. Bunlar Mitsubishi'nin ilk çıkarttığı iticiler. Bu dibindeki delik çok ama çok küçük. Aslında bir milimetre çapında. Zamanla burada karbon birikiyor ve sertleşiyor. Yağ akışı sınırlanıyor. Ardından da külbütörler aşağı indiğinde iticinin üst kısmına geliyor. O rahatsız edici metal sesini işte bu çıkarıyor. Mitsubishi ilk ürettiği arabalarda sorun olduğunu biliyordu. Birkaç yıl sonra bu duruma bir çözüm getirdi. Yeni iticiler yaptı. Tabii ki dipteki deliği 3 kat büyütüp 3 milimetreye çıkardı. Yeni iticilerle yağ akışı rahatladı. Süs havuzlarındaki fıskiyeler gibi. Artık külbütörler aşağı geldiği zaman yağlı bir yüzeyle temas edecek ve bu metal sesi oluşmayacak. Tamamen yağlanmış iticiler yerlerine kolayca giriyor. Külbütörleri iticilerin üzerine takmak çocuk oyuncağı. Valf kapaklarını yerine koymadan önce biraz temizlik yapacağım. Önce eski contaları çıkarıyorum. 20 yıllık kiri temizliyoruz şu an. Valf kapaklarını motora geri takmadan önce contaların oturacağı yere sızdırmaz bir malzeme koyuyorum. Böylece araba yıllarca sıkıntısız çalışacak. Motoru çıkarmadan önce egzoz gazının garajdan çıkmasına yarayacak bir üniteyi takıyorum. İçinde bulunduğum yerin zehirli karbon monoksitle dolmasını istemem. Motor kısmına her şeyi geri yerleştiriyorum. Motoru ilk defa çalıştırmadan önce her şeyin yerli yerinde olduğunu kontrol etmenin, hatta iki defa kontrol etmenin önemi büyük. Ayrıca çalıştırmadan önce iticilerden biraz ses gelebileceğini söylemeliyim. Ama bu sadece birkaç saniye sürer çünkü motorun her tarafının iyice yağlanması lazım. İşte bu. Motorun her yeri yağlandı artık. İticilerin sesinde belirgin bir değişim olduğunu fark edebilirsiniz. Artık ses tamamen yok oldu. Sürücü kısmında ses gayet güzel, buradan çıkınca bayağı çoğalıyor. Motorun yanında, yani burada, Mike'ın araba ilk getirdiği halden çok daha belirgin bir fark olduğunu duyabiliyorum. İticideki metal sesi yok oldu, artık rahatsız etmiyor. Mitsubishi V6 motorunda olması gereken sese ulaştık. Ardından koltukları Mike'ın halletmesi için çıkarıyorum. Şimdi biraz da aktif direksiyonu tamir edeceğim. Arabayı rampa üzerine çıkarıp belirli bir yükseklikte tutmanın sebebi aktif direksiyon sistemini saatte 55 km hızda test etmek istemem. Bu hız 4 tekerlek direksiyonun sisteminin kilitlendiği hız. Arabayı aks krikolarının üzerine de kaldırabilirsiniz ama öyle yapmayın. Saatte 55 km hızda aks krikoları devrilip yere çakılabilir. Püf nokta yukarıdayken arabayı çalıştırmak. Şimdi doğru vitese geçmemiz lazım. Evet, vitesler pek de iyi değil. Berbat, yavaşça hızlanacağım. 55 km saate geldim. Her şeyin güvenli olduğunu kontrol ediyorum. Artık tekerlekler üzerinde çalışabilirim. Arka tekerlekler 1,5 derece eğimle duruyor. Kulağa çok fazla değilmiş gibi gelebilir ama bu tür yüksek hızda 1,5 derecelik açı arabanın her köşesini incelemek için yeterlidir. Evet, gerçekten de çalışmıyor. Arabanın yeni sahibi bunun tam olarak çalışmasını ister. Arabanın önündeki direksiyon 90'lı yıllarda yollarda olan bütün arabalardaki gibi kremayer dişli direksiyon. Bu Mitsubishi'nin diğerlerinden farkı buradaki çift davlumbazdan kaynaklı. Bunlar öndeki direksiyon kremayeri tarafından yönlendirilen hidrolik borular. Yağ gönderir, basınç oluşturur, arka tarafa iletir. Aa, şimdi fark ettim, yağ kaçırıyor. Arkadaki kremayerleri besliyor. Bu da hidrolik bir kremayer, yani hidrolik kremayerleri ön taraftan basınç uygulayarak arkadaki tekerleklerin dönmesi sağlanıyor. Şu anda tüm sistem bu tarafa eğilmiş halde, sol tarafa. Ama
bu taraftaki basınç daha az. Aslında bu taraftaki basıncın az olması nadiren görülür. Bu kısımda daha çok görülür bu sıkıntı. İşte tam bu bilindik yerde yağ sızıntısı var. Aktif dört tekerlek direksiyon sistemi teknolojisi Japon spor arabalarında 80'lerin sonunda 90'ların başında kullanılmaya başladı. Mekanizması çok karışık ama yağ sızıntısıyla baş etmek daha kolay. Davlumbazların civatalarını söküp hortumu yerinden çıkarıp içindeki sıvıyı boşaltıyorum. Aslında bu otomatik transmisyon yağı. Buranın plastik kısımları çok da kötü görünmüyor. Ama hepsini değiştirmek pek de kötü bir fikir sayılmaz. Mitsubishi'nin koltukları gayet iyi durumdalar ama daha da iyi olabilirler. Ben de onları bir arkadaşıma getirdim. Adları Mike ve Nick. Bu iki adam döşeme ustası ve bizim koltuklarımızı daha iyi bir hale getirecekler. Nick, nasılsın? Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel. Havalar nasıl? Evet, çok sıcak. Dışarısı çok sıcak. Mike, nasılsın? Hey Mike, seni görmek güzel. İyiyim, harika. Mükemmel. Gördüğüm kadarıyla koltuklar size gelmiş. Onlar hakkında ne biraz düşünüyorsun? Biraz temizlik yapılmasına ihtiyaçları varmış gibi duruyor, yıpranmış. Ve aşınmış yerlere küçük bir dokunuş gerekiyor ama çoğu yerini kurtarabiliriz. Harika, duymak istediğim de buydu. İşe koyulalım, hadi. Hadi yapalım. Nick koltuklardaki yağ çıkarmak için bir çözücüyle işe başlıyor. Zaman içinde koltuklarda kirler birikmiş durumda. Birçok kişi anlamıyor ama bu deri evet. Değil mi? Yani cilt sonuçta. Tamamen doğal bir ürün. Evet, doğal ürün. Yani açılan gözenekleri var. Bunlarda zamanla yağ birikiyor. Bunları arındırabilirsiniz. Nick malzeme dolabına gidip kendine bir zımpara kağıdı aldı. Mike'ın yapmak istediği koltukların üzerine biraz sert davranmak. Böylece sonradan uygulayacağı astar tamamen yüzeye yapışacak. Tüm deri pürüzsüz oldu. Olamaz. Yani bunu durun anlamında demiyorum tabii ki. Demek istediğim inanılmaz oldu. Sıra bende. Boyamadan önce plastik kısımlara boya gelmesin diye koruyucuyla kaplıyoruz. Mike deriye uygun bir astar boya uyguluyor. Tüm ince çatlakları dolduruyor. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Binlerce kişinin her gün aynanın karşısında yaptığı işlerden farkı yok bunun. Nemlendirici sürmeden cildinizi temizlemek gibi. Nick aşınmış dikişleri düzgün hale getirmek için ısı uyguluyor. Koltuklar hazır hale geldi. Şimdi üzerlerini boyayacaksınız, öyle değil mi? Ona kumaş boyası diyoruz. İçindeki kimyevi maddelerden dolayı otomobil koltukları için özel olarak üretilmiştir. Peki o zaman siz işlemi yaparken ben yolunuzdan çekileyim. Hadi bakalım. Boya bana gelmesin. Tam rengi tuttu. Evet Nick, bunu çok güzel hallettik değil mi? Şuna baksana. Yani burada olan tüm o lekeler tamamen yok olmuşlar. Derinin altında biraz çatlaklar vardı. Onlar da gitmiş. Ne var biliyor musunuz? Zaten iyi durumda eski koltuklarım var. Ama karşılaştırıyorum. Evet, iki koltuğu yan yana koyunca ne kadar eski ve yıpranmışlar görebiliyorum. Geriye yapılacak tek bir şey kalıyor. Mike'ın internetten sipariş ettiği ikinci el hidrolik borular geldi. Bunları dört tekerlek direksiyonuna monte edebilirim. Evet, çalıştır. 55 kilometreye çık. İşte oldu. Aktif direksiyon artık tamir edildi. İyi tarafı bunun için çok para harcamadım. Daha iyisi olmaz. Küçük bir eğim hareketiyle oldu işte. 1,5 derecelik eğim küçük bir fark ama sonuçta bir farktır. Mitsubishi işin kolayına kaçıp ön çeker tekerlek koyabilirdi. Ama o zaman da araba bu kadar güzel olmazdı. Birazdan. Zamanla göstergeler yanlış göstermeye başlayabilir. Bunlar bilinen arızalar. Tadilat, tamirat.
Tadilat, tamirat. Çocukken bu 3000 GTVR 4'lere hayrandım. Ve şimdi onlardan biriyle çalışma fırsatını elde ettim. Bu araba 90'ların en havalı arabasıydı. Geriye bu arabanın tüm aktif teknoloji sistemlerinin tekrar çalışır hale getirilmesi kaldı. Mike bana bu arabanın aktif egzoz sisteminin çalışmadığını söyledi. Burada açıkça görebildiğiniz gibi havayla dolmuş. Mitsubishi'nin yapmak istediği de buydu. Motorda biriken gazı arabanın altından uzanan düz bir boru yardımıyla mümkün olduğunca uzaklaştırmak istediler. Bunu da 3 inçlik bir boru yardımıyla yaptılar. 90'ları bir hatırlasanıza. Yolları yakan bir araba bu. Mitsubishi basit bir egzoz sistemi koyabilirdi pekala ama yapmadı. Komplike bir sistem koydu. Burada gördüğünüz şey gerçekten karmaşık. İşte burası da sorunumuzun olduğu yer. Buradaki en zor şey arkadaki egzozu diğer sistemlerden sökerek çıkarmak. Yıllardır buraya yer yapmış. Önce lastik kısımları çıkarttım, şimdi de yerinden oynatacağım. Şimdi egzoz yerinden çıktı. Görüyor musunuz ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu? Aktif egzoz sisteminin çalışmasında iki temel kısım var. Elektrikli kısım ve mekanik kısım. Mekanik kısmı burası. Kısmen daha basit. Bir kelebek valfi bu. 3 inçlik boru içinde bulunuyor. Valf açılınca gazların egzozun diğer tarafından çıkmasını sağlıyor. Yani sürücü tarafından. Bu spor modu olarak tanımlanıyor. Valf kapalı olunca gazlar her iki tarafa da dağılıyor. Buna da gezinti modu deniyor. Daha sessiz. Valfin durumundan anladığım kadarıyla epey sertleşmiş. Açmanın neredeyse mümkünatı yok. Yapacağım şey şu, bunu alıp üstünü bir güzel yağlayacağım. Yağ bütün buranın içine nüfuz edecek, mekanizmanın tekrar çalışmasını sağlayacak. Yağlama işlemi olana kadar ben de elektrikli kısma bakayım. Arabanın içerisinde küçük bir de elektrikli motor mevcut. Bu hareketli parçaların anahtarlarının kontrolünü sağlıyor. Motor çalıştırınca kabloyu harekete geçiriyor, düğmeye basıp spor moduna alınca kabloyu çekiyor ve kelebek vana açılıyor. Bu da gazların egzoz kısmından atılmasını sağlıyor. Gezinti moduna alınca da kelebek vanayı kapatıyor. Bakalım elektrikli kısım çalışıyor mu? Gayet iyi. Sistemin elektrikli kısmı çalışıyor. Bu demek ki sorun mekanik kısımda. Çoktan çözülmeye başlamış bile. Biraz daha baskı uygulayalım. Evet, yağın içine işlemesi işe yaramış. Yağ şimdiden çalışıyor. Oldu. Elektrikli kısım çalışıyor, mekanik kısım çalışıyor. Şimdi bunları arabaya monte edeceğim. Anahtarı çeviriyorum. Araba gezinti modunda. Demek ki kelebek valfi kapalı konumda. Anahtarı çevirip arabayı spor moduna alırsam... egzozdan gelen sesin, gürültünün değiştiğini duyabilirsiniz. Gırtlaktan geliyor, ağır bir ses. Bir şans verelim. Spor modunda çalıştırmak istiyorum şu an. İşte egzoz tamir edildi. Geriye arabanın aktif teknolojisinde tamir edilecek sorunlu tek nokta kaldı. Mike bana aktif rüzgarlığın da bozuk olduğunu söylemişti. Arka taraftaki rüzgarlık çalışmıyor. Vites kutusunun ön kısmında bir düğmesi var. Onu açarsak aktif havalandırma çalışır. Ön rüzgarlık buradan gördüğüm kadarıyla çalışıyor. Kapatıyorum, açıyorum. Ama arka rüzgarlık kesinlikle çalışmıyor. Demek ki sıkıntı arkada. Rüzgarlı çıkarmak için önce gövdedeki trim panelinin 4 tane vidasını sökmem lazım. Kaportadan kolayca çıkıyorlar. Ardından da rüzgarlığın elektrik donanımını söküyorum. Bunu da iç taraftaki kaportanın altından yapıyorum. Fiberglass gövdenin altında aktif havalandırma sistemini kontrol eden küçük bir motor bulunuyor. Dikkatlice rüzgarlı söktükten sonra motora ulaşabiliyorum. İçinde 2 tane küçük anahtar var. Zaman içinde bunlar arızalanmış olabilir. Alttaki motoru açarsam buranın ortasında küçük beyaz plastik bir dişli göreceksiniz. Aslında bu bir mil. Yuvarlak görünür ama tam olarak değil. Bu mil iki durumda çalışır. Birincisi arabanın düğmesine basınca. İki, eğer 55 kilometre hıza çıkarsanız otomatikman çalışır. Mil dönmeye başlayınca buradaki iki sensörü çalıştırır ve buraya daha önceden bir lehim yapıldığını fark ettim.
İki anahtarın bağlantısı kopmuş. Şimdi arabanın arkasından söktüğüm motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir fırsatım var. Arabaya binelim. Düğmeye basalım. Motor iyi durumdaysa çalışır. Anladım. Demek problem motorda değil. Arıza anahtarlardan kaynaklanıyor. Anahtarlar buraya lehimlenmiş. Demek oluyor ki lehimleri sökmeliyim. Bu bir. Bu da iki. Bakın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki küçük beyaz mil şu kolu hareket ettiriyor. Bu da rüzgarlığın yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Bunlardan kurtulup yeni bir çift anahtar alacağım. Her biri yalnızca $9. Ve 7 pound'un altında. Mike'a haksızlık etmişim. Tamir etmek pahalıya mal olacak sanıyordum. Yanılmışım. Aktif havalandırma sistemini tamir ettiğimi düşünüyorum. Ama her şeyi yerine takıp denemeden emin olamam. Tüm vidaları çıkarttığım küçük yerlerine geri takmak konusunda çok dikkatliyim. Çünkü yarı yolda bunların yerinden çıkıp bir şeylerin düşmesini hiç istemem. Deneme zamanı. Tamam, kontağı çevirelim. Aktif havalandırma sistemi tamir edildi işte. Bir de aktif egzoz tabii ki. Mike'a hak vermem lazım. Hepsinin çok pahalıya patlayacağını düşünüyordu. Ama bu iki tamirat bize $20'ın altına mal oldu. Evet, nasılsın? İyiyim. Şunlara bak. Nasıl ama, şuna bak. Harika. Orijinal mi bunlar? Evet. Arabadan çıkan koltuklar bunlar. Tekrardan yepyeni gibi oldular. Hem de ucuza geldi. Yapmak istediğim şey insanların arabada hiçbir sorun görmemesini sağlamak. Şimdi umarım tüm aktif sistemleri çalışır hale getirmişsindir ve biz de yolumuza devam ederiz. Tüm aktif sistemler çalışıyor. Mükemmel. Tamam. Artık bu araba üzerinde hiçbir modifiye olmadığı eski haline geri döndürdük demek. Arabanın jantları hariç tabii. Ne sorunu var bunların? Evet, biliyorum. Orijinal mi bunlar? Evet, bunlar orijinal jantlar. 95 modelleri bu şekilde üretildi. Bu arabanın üzerindekileri ben de beğendim. Ama pazar bu jantları VR4'ün üzerinde görmek için can atar. Ne kadar az bulunuyor biliyor musun? İnternette her siteyi araştırdım. Bunları bir forum sitesinde buldum. Onlara $1000 verdim. Hem de lastikleri dahil değil. Lastikler hariç jantlara $1000 evet, mı verdin? Evet, çok üzgünüm. 700 pound civarında tuttu. Ama eskilerini satarak biraz paramızı kurtarmaya çalışacağız. Ben senden daha az harcamışım. Gerçekten mi? Evet. Tamam, işte bu iyi haber. Seni bunları arabaya monte etmen gerekiyor. İç kısımlarını hallet. Sonra sen ve ben bu arabaya bir deneme sürüşü yapalım. Bu araba henüz yeni sahibi için hazır hale gelmedi. Üzerine sonradan yapılmış çirkin eklemeleri çıkarmam lazım. Şimdi olması gereken... Evet, beklediğim parça. Yeni bir vites kolu. Arabanın içinde bulunan çirkin, primitif ev yapımı rezil vites kolunun yerine bu gelecek. Bu bir Mitsubishi, rahat bir sürüş olması lazım. Temiz ve kıvrak bir vites kolunun olması şart. Vites kısmında değişim yapmanın yanında el freni kolunu da ele almam gerekecek. Paneldeki dişli kolundakini kaldırıyorum ve bu göstergeyi çıkarınca bir boşaltma valfi ortaya çıkıyor. Artı bir de hava filtresi. Şimdi mini minnacık ufacık bir tamirat yapacağım. Evet, hadi bakalım. Emme basıncı göstergesi turbo sistemini manifold'dan giren havayı ölçerek gösterir. İnç başına pound cinsinden ölçüm yapar. Bu emme basıncı göstergesinin kabloları radyonun üzerinden geçiyor. Yani yan taraftaki kolun üzerinden sökmeme gerek yok. Arabamıza sonradan bir buhar valfi eklenmiş. Motorun üzerinde oluşan basınç gayet normal. Basınç bu hortumdan geçerek buraya geliyor. Valf inç kare başına basınç gösteriyor. Basınç yükseldiği zaman bir ıslık sesi geliyor. Bazen gerçekten yüksek bir ses çıkarıyor. Çıkan basınç havaya karışıyor. Tabii Mitsubishi'nin yapmak istediği aslında bu değildi. Geri dönüşüm yapmak istemişlerdi. Yani bu valf gazın havaya karışması yerine yeniden motora dönmesini sağlayacaktı. Arabanıza bir buhar valfi takmak istemenizin sebebi turbonun ömrünü uzatmaktır. Şimdi motorun bir çalıştığını hayal edin. Basınç oluşuyor. Gazı kestiğiniz zaman basınç korunuyor ve turboda kalıyor. Bu basıncı düzenleyen ve koruyan bir şey. Bu da turbonun ömrünün uzamasını sağlıyor. Bir atmosferik basınç göstergesi koyarsanız basınç havaya uçar. Basıncı sistemin arka kısmına atmış olur.
olursunuz. Bu arabada bu işlem küçük bir şişe kapağıyla yapılmış. Aslında biraz gelişi güzel bir işlem yapılmış gibi. Benim için sorun yok. Ben bundan kurtulacağım. Bu sonradan eklenmiş çakma buhar valfini çıkarıyorum. Yerine orijinalini yerleştiriyorum. Elimde ikinci eli var. Artık arabayı tam da Mitsubishi'nin eskiden yapmak istediği şekle getirdim. Motor üzerinde yapılacak son işlem yeni bir hava filtresini sonradan eklenmiş bu kocaman hava filtresinin yerine yerleştirmek. Sonunda o korkunç vites kolu da gitti. Araba üzerinde yapılacak tüm işlemler bitti. Bundan başka yapılacak hiçbir şey kalmadı. Bu berbat halde. Evde yapılmış sanki. Gidecek. Tüm bu çöpleri çıkarmak için vidaları söküyorum. Kolun bağlantılarını söküp vites kolunu çıkarıyorum. Ana civatayı çıkarınca kol yerinden çıkıyor, vitesi ortalıyor ve boşa almaya yarıyor. Bunun da çıkması lazım. İşte bu. Artık amacına daha uygun hale geldi. Vites kolu yerine oturunca burası vitesin boşta olduğu yer. Vites kutusundaki viteslerden ayrıldığı yer. Orijinal arabalarda Mitsubishi buraya bir lastik koruyucu koyuyor. Bu da vitesler arasında bir boşluk yaratıyor. Lastikteki sıkıntı çok esnek olması. Ben de Mitsubishi'nin lastiğinden kurtulmalıyım. Onun yerine bunu takacağım pirinç bir bilezik. Vites değiştirirken sabit güzel bir geçiş olmasını sağlayacak. Pirinç bileziği vitesin bağlantılarına yerleştiriyorum. Ardından da yeni vitesi boşta kalan yere bağlıyorum. Biraz sonra tamir edeceğim şey bu yay. Çünkü bu vites kolunu hareket ettirdiğim zaman buraya gelip kalıyor. Yay kolu ortalamaya yarıyor. Buranın dibine yerleşecek. Yay kısmını yerine yerleştiriyorum. Kolun bağlantıları ve ana vidayı yerine koyuyorum. Böylece her şey bir araya geliyor. Ardından yeni vites kılıfını yerine yerleştiriyorum. Şimdiden daha iyi geçiş yapıyor. Çok fazla işlem gerektirdi. 180 dolar tuttu, yani 130 pound civarı. Ama buna değecek çünkü arabanın sürüşü değişecek. Harika bir araba oldu. Bayıldım. Birazdan. Bir gaz kelebeği. Vay canına. Tadilat, tamirat. Tadilat, tamirat. Mitsubishi 3000 GT'mizi yeni sahibine kavuşturmak için tüm yapacaklarımızı bitirdik. Artık sadece koltuklarını ve jantlarını yerine yerleştirmek kaldı. ...1994 Mitsubishi 3000 GT-VR4 bir teknoloji harikası. Performansı aktif sistemlerle güçlendirilmiş. Lüks iç mekanı ve yürekleri ağza getiren 3 litrelik çift turbo ve 6 motoruyla 90'ların sürüş keyfini yaşatıyor. Orijinal deri koltuklarını tekrar hayata döndürdükten sonra itici sorununu ve aktif egzoz sistemindeki sorunları çözdük. Artık 4 tekerlek direksiyon sistemi de tam olarak çalışıyor. İşte bu!
Ant ayrıca modifiye için yapılan saçma eklentileri de çıkararak harika bir iş yaptı. Bu arabayı 6500 dolara aldık. Vites parçaları, yeni buhar valfi ve iticiler de dahil tüm yeni parçalara 400 dolar harcadık. İç mekanın yenilenmesi ise 500 dolar tuttu. Tekerlekler ve orijinal jant kapakları bize 1500 dolara mal oldu. 42 adam saatlik çalışmayla toplam maliyeti 8900 dolara çıktı. Bu da yaklaşık 6700 pound ediyor. 90'ların performansına hayran olan biri bu arabaya sahip olmak için can atacaktır. Bundan eminim. Bugün öğleden sonra spor arabaların zirvesiyle bir gezinti yapma keyfi yaşayacağız. Şimdi sen bana bu arabanın tüm aktif sistemlerinin çalıştığını mı söylüyorsun? Evet, araba hazır, tamir edildi. Bu da bize doğru arabayı bulup tüm tamiratını yapıp güvenli bir şekilde harika bir arabaya çevirdiğimizin ispatı. Çok haklısın, işe başlamak için iyi bir yol bu, güzel bir araba almak. Evet, bütçemizi aştığımız tek şey bu tekerlekler ve jantlar oldu. Ama bu arabanın pazarı orijinallik ister. Bu tekerlekleri ve jantları doğru da isteyeceklerdir, tamam. Neden beni buradan alıp bir gezintiye çıkarmıyorsun? Bu arabayla gezmek istiyorsun değil mi? Bak, bu araba hız ve bunun kontrolüyle ilgili. Şuraya bir bak. Dağlarla çevrilmiş, rüzgarlı bir yol. Deneme sürüşü için bundan iyi yer olur mu? Evet, çok tehlikeli. Güvenlik için önlem aldın mı? Ben eskiden polistim, biliyorsun değil mi? Evet, burada bazı polis arkadaşlarım var. Çok iyi, şuna bir bak. Yani yollar bizim. Değil mi? Hadi. Tamam, anahtarları ver. Sen buraya bineceksin. Ne? Arka koltuğa ben mi geçiyorum? Ne kadar da değerliyim. Evet, içeri gir dedeciğim. Tamam, sanırım beni buraya aktif havalandırma sisteminin nasıl çalıştığını görmem için oturttun. Tabii ki ondan yaptım. 85 kilometrenin üzerinde havalanması lazım. Burada yaptığımız şey şu, arka rüzgarlıkları 3 derece yukarı kaldırdık. Bu biraz daha momentum kazanmasını sağladı. 85 kilometre saat hıza ulaşınca eksi 11 derece hareket etmesi artık lazım. Artık çıkalım şimdi mı? Değil. Öndeki hava kabarcıkları açılıp alt kısımda bir vakum oluşturacak. Bu da her şeyi çalıştırmaya başlayacak. Arabanın yere yapıştığını hissedeceksiniz. Sağ taraftaki pedalı görüyor musun? Evet, bas ona. Elli kilometreye çıktım. 85'e gelince bana haber ver. Şimdi. Ne çabuk. Evet, aktif havalandırma kalktı. Demek ki ön havalandırma açılacak. Araba şimdi öndeki havayı alıp alt tarafta bir vakum yaratıyor. Şimdiden hissedebiliyor. Bu biliyor musun, harika. Havayı içeri aldığı gibi iletiyor. Gerçekten çok iyi kavramıyor. Ama. Harika bir şey, evet. Şu aktif dört tekerlek sistemi. Sürerken gerçekten hissedebiliyor musun? Tekerlekleri sertçe çeviriyorum. Burada büyük bir viraj var. Tekerleklere resmen nefes aldırmışsın. Oh. İşte dönüyoruz, evet. Süper olmuş. Bana vites geçişini anlatsana. Çok rahat geçiyor. Beşinci vitese çıkarıp biraz gaz ver. Vay canına. Oh. Şükürler olsun. Özellikle ters monte edilmiş V6 motoruna. Ve artık evet, itici sesi tamamen gitmiş. Kesinlikle mükemmel. Sana şunu diyebilirim ki mekanik olarak arabayı süper hale getirmişsin. Harika bir şey olmuş. Şu anda 180 ile gidiyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Arkada oturmaktan hoşlanmadın değil mi? Hiç hoşlanmadım. Ben iyi bir yolcu değilim. Ama mutluyum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ön tarafta ayrıca çok güzel görünüyor. Çok yıpranmıştı. Mike Wenick'in yaptığı işlemler koltukları çok güzel yaptı. Yeni deriler koyabilirdik. Yeni deri çok göze çarpabilirdi. Yapabilirdik ama yapmadık. Daha iyisi olduk gerçekten. Sadece 300 papel. Çok ucuz değil mi? Böyle bir iş için hiçbir şey. Artı şu garip göstergelerle evet, kurtuldum. Şükürler olsun. Evet. Artık elim oraya çarpmıyor. O evet. Küçük vınlamayı fark ettin mi? O garip ses artık evet, yok. Saçma damp valfi. Kaputun altında duruyordu. O gitti. Mavi göstergeler geçmişten bir parça gibi. Sana bir şey diyeyim mi? Sürüşü iyi hissettiriyor, çok keyifli. Değil mi? Çok iyi. Araba çok iyi. Bu araba üstünde yaptıklarımız arabanın pazarı için doğru hareketlerdi. İnsanlar geçmişten günümüze gelen bu arabanın nostaljik bir havası olsun istiyor. Şu anda ne kadar biliyor musun? Bu araba tamamen yeni olsaydı değeri 40 bin dolardı. Bunun gibi arabalar 30 bin dolar. Günümüzün 70 bin dolarlık arabalarına eşit. Bu pahalı bir araba.
Geçmişte bu arabayı almak zordu. Şimdi alınabiliyor ama bildiğim bir şey varsa bu arabanın pazardaki fiyatı 15 bin doların altında. Yapılan işlemlere ve arabanın durumunun ne kadar iyi olduğuna baktığında çok mutlu olamazdım. Birinin de bugün çok mutlu olacağından eminim. Bu araba hayat buldu. Hayat buldu. Evet, kesinlikle. Yaptığımız şuydu, güzel bir araba aldık, oldukça ucuzdu, onu muhteşem bir araba haline getirdik. Bu arabayı 13.400 dolardan ilana çıkardım. Çok makul bir fiyat olacağını düşündüm. Birkaç telefon aldım, birkaçı havlu attı. Gerçekten ilgilenen birileri çıkmadı. Ama arkamda gördüğünüz hanımefendi, adı Sarah, Turbo Japon arabalarıyla ilgileniyor. Geçmişte de bunlardan bir tane arabası varmış. Tahmin edin rengi neymiş, sarı. Umarım bizim arabamızı da beğenir. Pekala Sarah, ne düşünüyorsun, beğendin mi? Bayıldım, muhteşem. İçeride neler yaptığımızı görebilirsin. Yeni bir vites kolu bile var. Bu araba tamamen teknolojiyle donatılmış. Üzerinde birçok aktif sistem var. Ayrıca biz de bu ikinci nesil jantları değiştirerek görünümünü daha iyi hale getirdik. Gerçekten çok hoşuma gitti. 95'lerin 18'lik jantları çok doğru bir seçim olmuş. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Bu arabayı gerçekten sevecek kişilere söyledim. İşte ispatı. Araba için ilan vermiştim. Bence çok makul bir fiyat bu. 13.400 dolar. Bu arabayı bugün satmak istiyorum. Eğer gerçekten ilgileniyorsan teklifini duymak isterim. Muhtemelen 11.000 yapabilirim. 11 bin dolar. Aslında bu çok hoş. Biz bu arabayı senin gibi birine vermek istiyoruz. Arabanın değerini bilecek birine vermeliyiz. Ama 11 bin dolar bu araba için yaptıklarımızdan sonra hiç yeterli olmayacaktır. Senin bu arabanın bir hayranı olduğunu da göz önünde bulunduruyorum. İkimiz için de iyi olması umuduyla sana fiyatta bir indirim yapacağım. Sana 12 bin dolara bırakacağım. Bu bir soygun olacak ama 12 bin dolar olsun. Sanırım 12 bin verebilirim. Evet, ver elini sıkayım. Kendine çok ucuz bir Mitsubishi aldın. İyi işte hanımefendi. Teşekkür ederim. Şimdi gitmek istediğin yere hızla gidebilirsin. İşte bu, Ant ve benim işimizi yapmaktan ne kadar zevk aldığımızın bir kanıtı. Güzel bir arabayı aldık ve mükemmel duruma getirdik. Bu da Japon spor arabalarının bir hayranı tarafından onaylandı. Arabayı 12 bin dolara sattığım için adil olmadığımı söyleyemezsiniz. Yaklaşık 19 bin dolar. Bu da arka cebimize biraz kar koyduk demek. Yani gidip sizler için daha güzel arabalar bakabiliriz. Eğer bu arabaları görmek istiyorsanız Ant ve benimle tadilat tamiratta buluşun. Tata!